Değerli arkadaşlar ve de değerli izleyicilerin hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle bugün Kur'an ve İslam programımızın 480.sini gerçekleştireceğiz. Tahrim suresine başlıyoruz. Tahrim suresi Medine'de 107. sırada indi diye kabul edilir. Adını da birinci ayette geçen tuharrimu kelimesinden alır ki onun mastarı olan tahrim anlamı haram etmek, haramlaştırmak demek. Yani surenin adı haramlaştırmak suresi. Şimdi neyi haramlaştırmak olduğunu da biraz sonra ayetlerde göreceğiz. Sure 12 ayetten oluşuyor. İncelediğimiz zaman bu surenin de 4 tane necimden oluştuğunu görüyoruz. Birinci necim 1 ila 5. ayetler. İkinci necim de 6 ila 8. ayetler. Üçüncü necim 9. ayet tek başına. Dördüncü necim de 10 ila 12. ayetler. Evet, bu surede çok önemli noktalar var. Özellikle Resulullah'ın elçiliğinin kanıtlığı, kesin kanıtı niteliğinde önemli olaylar gelişti ve o da Kur'an'da yer aldı. Bu biraz sonra açıklayacağım. Resulullah'ın hak peygamber olduğunun da büyük kanıtlarından bir tanesi. Evet, Resulullah'ın bazı davranışları bu surede hoş karşılanmamış, Allah tarafından kendisine uyarılar yapılmakta. Bir. İkinci olarak da bazı yine bir olay neticesinde Resulullah'ın yakınlarına, eşlerine sitem edilmekte, onlar da uyarılmakta. Ayrıca müminlerin kendilerini, çevrelerini cehennemden korumaları, tevbe etmeleri istenmekte ve dinde hasebin nesebin olmadığına da örnekler verilmekte. Evet, sure bu şekilde, bu tip ayetlerden kurulu. Şimdi 1 ila 5. ayetleri size takdim edeceğim. Orada iki olaya dikkat çekeceğiz. 1. 1. ayetten başlıyorum. Ey peygamber! Eşlerinin rızalarını arayarak Allah'ın helal kıldığı şeyi niçin sen kendine haramlaştırıyorsun? Surenin adını aldığı sözcük de burada biliyorsunuz. Ve Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah kefaretini ödeyerek yeminlerini çözmeyi kesinlikle size meşru kılmıştır. Ve Allah sizin Mevlanız, yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınınızdır. Ve O en iyi bilen, en iyi yasa koyandır. Bir de hani peygamber eşlerinden bazılarına bir sözü veyahut da bir olayı sırlaştırmıştı. Sonra eşlerinden biri bunu haber verince ve Allah peygambere bunu açığa vurunca peygamber bir olayın bir veyahut da bir olayın belirli bir kısmını belirlemiş, bir kısmında mesafelenmişti. Yani vazgeçmişti. Sonunda da eşe bunu kendisi haber verince o eş bunu sana kim haber verdi dedi. Peygamber bana iyi bilen, iyi haber alan haber verdi demişti. Ey peygamberin iki eşi! Hatalarınızdan Allah'a dönerseniz sizin için iyi olur. Çünkü kesinlikle ikinizin kalpleri kaydı, inançlarınız bozuldu, sapıklığa düştünüz. Yok, eğer peygambere karşı dayanışmaya girerseniz hiç kuşkusuz bizzat Allah Allah ona Mevla'dır, yardımcıdır, destekçidir, koruyucudur, yol göstericidir.
Cibril yani Kur'an ve iman edenlerin salihleri de onun koruyucu yakınlarıdır. Ve bunlardan sonra inecek ayetler de ona arka çıkarlar. Eğer o sizi boşarsa, Rabbinin kendisine sizden daha hayırlı, Müslüme, mümine, sürekli saygı duyan, tevbe eden, oruç tutan, seyahat eden, dul veya bakire eşler vermesi umudur. Evet, bu beş ayette ince meseleler var. Şimdi, birinci mesele burada peygamberin eşlerinin rızasını almak üzere bir şeyi kendisine haramlaştırdığı konu ediliyor. Peygamber kendisine bir şeyi haram etmiş. Nasıl haram etmiş? Bir daha bunu yapmayacağım diye bir de yemin etmiş. Ki ikinci ayette de onu anlıyoruz ki yemini bahane etmeyeceksiniz. Kefaretini ödeyip onu döneceksiniz diye de orada bir açık kapı var biliyorsunuz. Şimdi bunu Kur'an'ımıza baktığımız zaman şöyle söyleyeyim. Hani Araf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde kesinlikle Allah'ın size kulları için çıkardığı ziynetleri ve tertemiz rızıkları kim haram etmiş diye ilke vardı biliyorsunuz. Yine Nahl 116'da ve kendi dillerinizin yalan nitelemesiyle Allah'a yalan uydurmak şu helal şu haramdır demeyin diyordu. Haramı yine Maide 87-88'de onu da hatırlatayım. Ey iman etmiş kimseler! Allah'ın size helal kıldığı temiz, nefis, güzel şeyleri haram saymayın demişti. Ama Resulullah burada böyle bir şeyi kendine haramlaştırmış. Hem de helal olan bir şeyi haramlaştırmış. Kendisi de o yaptığı şeyin kendisine helal olduğunu bile bile yapmış. Allah'ın helal kıldığı şeyi niçin sen kendine haramlaştırıyorsun diyor. Evet, şimdi burada birinci olay Esbab-ı Nüsul kayıtlarında goya peygamber eşlerinden birinin yanında bal yemiş, o bal kokmuş, ötekinin yanına gelince de tutmuş öteki eşinin Zeynep hatırına bir daha oraya bal yemeyeceğim diye goya yemin etmiş. Bal yememeye yemin etmiş. Balı kendisine haram etmiş. Şimdi aslında bu şeye baktığımız zaman bu nakilin anlatılan, şunu bunu çok allandıra bullandıra böyle roman var, uzun uzun şeyleri var. Hikayeleri var. Böyle hani tefsirlerde şurada burada bunlar almış, anlatılır durur. Peygamber eşleri arasında şöyle cereyan etti, böyle cereyan etti, şu oldu, bu oldu falan filan diye şey. Halbuki burada dikkat edilecek şey Allah'ın sana helal ettiği, yani üzerinde durulmuş bir konu var. Burada yine peygamberin eşlerinden birisinin hatırına veyahut da birilerinin hatırına bu işi yaptığı belli bu ayetlerden peygamberin. Ama ne diyecek olursak, bizim kanaatimiz bu noktada Ahzab suresinde yer almıştı. Ahzab suresinin 51. ayetinde. Biliyorsunuz peygamberimiz çok eşliydi kendisine özgü bir uygulama olarak. 51. ayette de ona onlardan dilediğini geri bırakır, dilediğini de yanına alabilirsin. Ayrılıklarından istek duyduklarına dönmen de artık senin için bir sakınca yoktur demişti. Yani şöyle anlatayım. Peygamberimiz çok eşli idi kendisine özgü olarak. Ama peygamberin evliliği, çok eşliliği aşktan değildi, cinsellikten değildi. Onunki politik ve idari durumda, peygamberliğinde, devlet başkanlığında, ordu komutanlığında sorun olmaması için yapılmış bir evlilikti. Bunu Ahzab suresinde görmüştük. Ama ister istemez
Bayanlar arasında bu eşliliğin birbirlerini kıskanmalarını, birbirine nispet etmelerini de normal olarak kadınların ne diyeceğiz, yaratılışında, tıniyetinde bunlar var olduğundan dolayı peygamber devamlı sorun yaşıyordu. Yani peygamber, şöyle söyleyeyim, eşlerinden çektiği eziyeti pek düşmanlarından falan çekmedi desek doğrudur bakın bu ayetlerde göre. Şimdi bunu şey yapayım. Burada eşlerinden birisinin yanına gittiği zaman öteki bayan, eşlerinden bir tanesi, şimdi nakillerde adı geçiyor ya, ben ad vermeyeceğim, Allah'ın vermediği adı ben niye vereyim diyeceğim. Orada o konuda peygamberi huzursuz etmiş, peygamber de o anında bir daha o eşimin yanına gitmeyeceğim diye yemin etmiş. Onu kendisine haramlaştırmış. Halbuki Ahzab 51'de Allah peygamberi onlar arasında dolaşmayı, onlar arasında tercih yapmayı kendisine bırakmıştı, helal etmişti. Evet. Ha şu var. Bu da var tarih kitaplarında. Hangi eş olduğu, hangi eşi tercih ettiği, hangisinin engel olduğu noktasında o da var tarih kitaplarında. Ama bal olayı değil. Onu burada şey yapayım, burada belirtmiş olalım. Evet, şimdi geldik bu noktanın ikinci bir noktasına. Hani diğer bir nokta da şey vardı, hani yemin etmişsin de o yemine bağlı kalmayın. Şimdi Bakara 224'te hatırlarsanız ve iyilerden olmanıza, Allah'ın koruması altına girmenize, insanlar arasını düzeltmenize, Allah'ı yeminleriniz için engel yapmayın. Yapardım ya, Allah'a yemin ettim, artık yeminimi bozamam demeyin. Ve Allah en iyi iştendir, en iyi bilendir. İkinci ayette de buna değinilmiş, bunu hatırlatılmış. İkinci mesele. Burada ayetten anladığımıza göre Resulullah'ın eşlerinden iki tanesi. Resulullah'ın kendilerine vermiş olduğu bir sırrı. Bu sır buradaki ayette geçen hadis sözcüğüyle geçer ki, hadis sözcüğü hem söz anlamında hem de hadise anlamında, olay anlamında, her ikisini de şey yapar. Onlar peygamberin kendisilerine sır olarak vermiş. Yani peygamberin sırlarına vakıf olmuşlar. Ama peygamberin bunlardan bir tanesi, evet bunlardan bir tanesi bu sırrı ifşa etmiş. Şimdi bu nedir noktasına bakacak olursak, şimdi de peygamberin bu olaylar, bu sure, bu ayetler indiği zamanki konumu sadece peygamber değil, peygamberliğin sırrı yok. Peygamberliğin sırrı yok. Hatta peygamberin hanımları peygamberin gece yaşadıklarını bile ifşa etmekte, anlatmakla yükümlüdürler. Buna serbesttirler. Ve bu onların görevi, çok eşlilik olmalarının nedeni Resulullah'ın da bir de bu noktadır. Gece yaşananları, çünkü Resulullah ayetlere göre, vahye göre yaşıyordu. Sokağa çıkıp kimsenin görmediği, bilmediği zamanlardaki hayatlarını, özel hayatlarında dışa yansıtmalıydılar. Dedik ya, onların evliliği, aşk evliliği, cinsellik falan değildi. O görevdi. Ama peygamber bu dönemde bir de devlet başkanıydı. Devlet sırrı vardı. İşte bunlardan iki tanesi ne? Peygamber sır veriyor. Onlar da bu sırra ihanet ediyorlar. Evet. Bu sırrı ifşa etmişler. Dile düşürmüşler. Evet. Şimdi burada onun bir tanesi, o eşlerden bir tanesi, bu sırrı ifşa edenlerden bir tanesi peygambere gelmiş. Diyor ki, sen bunu nereden duydun? Bizim bu sırrı dağıttığımızı, ifşa ettiğimizi kim söyledi sana? Peygambere kafa tutmuş. O da bana iyi bilen, iyi haber veren diye bir ifade kullandı.
Şimdi bu ifade de, onu söyleyeyim, bu ifade hani çoğu zaman suistimal edilir. Yani vahiy gayri metlu, okunmayan, yani Kur'an'da yer almayan vahiy. Bunu da şöyle söyleyeyim. Bu ayeti oraya göstererek, işte Allah bazı vahiyleri söyler ama onları peygamber Kur'an'a yazmadı. Bu da birisi mesela burada hangisinin sırrı ifşa ettiğini Allah peygambere vahiyle bildirdi ama bu vahiy Kur'an'da yer almadı iddiası da yapılır. Ama bu doğru değil. Bunu dememize lüzum yok. Şimdi şöyle bir şey var. Burada habir sözcüğü, iyi haber alan, iyi birisi diye bir ifade edilir. Buradaki iyi bilen, iyi sözcükler, yani herkes çoğu bu sıfatların Allah'a ait olduğunu sanır ama hayır. Bu sözcükler insanlara da aittir. Burada Furkan 59, Araf 109, 102, Yusuf 55, 76, Hıcır 53, Şuara suresinde de bu kalıpla sözcükler kullara da izafe edildi. Bunu çok iyi bilen birisi diye kula nispet ederek, bakın şimdi kula nispet ederek bunu peygamber açıklıyor. Bunu iyi bilen, iyi duyan birisi bana açıkladı. Duymuş, görmüş birisi bana açıkladı diyor. Bir. İkincisi, bu sözcükten yani iyi bilen, iyi haber alan sözcüğünden bunu Allah olarak da anlayabiliriz. Ama bunu bizatihi Allah'ın vahiyle haber verdiğini anlayamayız. Çünkü şöyledir, bu genelde de örfte de şöyle bir şey vardır. Bu tarz ifadeler yani asıl failini gizlemek için kullanılır. Yani her zaman için şöyle bir şey vardır. Birisi bir şey sorar, bir şeyin arkasına düşer. Sen dersin ki bunu sana kim söyledi falan filan. Nereden öğrendin? Sen onu ben Allah'tan öğrendim der geçer gidersin. Bu tarz sözcük yani olayın Allah'a nispeti bu da şöyle söyleyeyim. Bu da örften bir uygulamadır. Asıl faili gizlemek için söylenir. Falan yaptıydı, filan yaptıydı falan dönmez. Ha, buna Kur'an'da örnek mi arayalım? Şimdi Ali İmran suresinin Ali İmran suresinin 37. ayeti vardır. Şimdi orada biliyorsunuz Meryem valide Zekeriya ilişkisi anlatılırken Zekeriya peygamber orada Meryem'in hücresine, özel odasına girdiği zaman orada rızıklar bulur. Yiyecek içecek bir şeyler bulur. Ve Meryem'e sorar. Meryem nereden bunlar? Evet. Bunu sana nereden diye sorar. Meryem ne der? O Allah katındandır der. Evet. Yani şüphesiz Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. Burada Meryem bunu derken şöyle söyleyeyim. Tutup da Allah'ın ona böyle o rızıkları gönderdiği verdiği, Allah'ın hesapsız rızık verdiği yönünde bir şey değil. Hatta bunu keramet olarak da nitelerler. Derler ki işte evliyanın kerameti haktır. Bak Meryem nasıl ki böyle odasında hani şey yapmıştır, önünde rızık bulmuştur, Allah ona rızık yollamıştır. Bu olabilir. Hani evliyalar şunlar bunlar da böyle değişik şeyler yapabilir gibi. Bunu oraya da mesned ederler. Halbuki buradaki asıl mesele o rızkı kimin getirdiğini, Meryem'in gizlemesidir. Ve şöyle söyleyeyim, onu da belirteyim. İnfak, zekat gibi şeyler Allah için yapılır. Demek ki birisi zekat olarak veyahut da birisi infak olarak Allah rızası için bir şeyler getirmiş. Allah'a bağlandığı için, Allah rızası geçirdiği için de Meryem orada bu Allah katındandır. Yani bana Allah rızası gelmiştir demek. Yoksa bizatihi Allah'ın burada yaratıverdiği falan değil. Şimdi burada diğer bir şey, burada ne diyelim o zaman? Burada bu olay, bu hadise, bu söz, tekrar edelim. Şöyle söyleyeyim.
askeri, siyasi olay da olabilir, söz de olabilir. Evet, burada yakın çevrede, bu ayetlerin burada yer almasının bir nedeni de yakın çevrede müminlerin arasında, bakın müminlerin arasında düşmanların da olabileceğine de işaret var. Çünkü bu ayette 4 ve 5. ayette resmen bu sırra vakıf olup da işi ciddiye almayan, bu sırları ifşa eden eşler tehdit edilmekte. Eğer ikiniz de diyor burada, kalpleriniz kaydı. Kalp kayması imanın sarsılması demek. İmanın farklı bir boyuta ulaşması demek. Evet. İmanın kayması ki bu biliyorsunuz daha sonra çok şeylerde ifade edildi. Diğer peygamberlerin eşleriyle ilgili de Nuh peygamberin, Lut peygamberin eşleriyle de ilgili aynı ifadeler kullandı. Onunla peygamberin eşlerinin yanlışa gittiğini, yanlış inanca sahip oldukları noktasında evet ayetler, bilgiler verilmişti. Ha, bu peygamberin hani hanımlarından hangisiydi bu iki kişi? Ha, onu söyleyeyim. Kur'an'da bildirilmiyor. Ama günlerden bir gün Ömer bunu Ebu Bekir'e sormuş. Sen biliyor musun bu iki hanım kimlerdi diye sormuş. O da kendisine göre bir cevap vermiş. O cevap da Allah'ın bildirmediği bir cevap. Allah'ın açıklamadığı kişiler. Öyleyse biz de bunu açıklamıyoruz. O dedikodu yerine bırakıyoruz. Evet. Şimdi bir de peygamberin burada güvence veriliyor. Hani siz böyle sırlarla yani peygamberi yani zayıflatmak isteyebilirsiniz ama onu Allah onun Mevlasıdır. Ona yardım eder, onu destekler, ona göz gösterir. Ona melekler, Cibril yani inen ayetler de Allah Kur'an ayetleriyle ona destek verir, onu korur, ona yardımcı olur tarzında bu uyarılar da onlara ve herkese yapılmış oluyor. Evet, şimdi geldik sureden diğer bir necime 6 ile 8. ayetler. Ey iman etmiş kimseler! Kendinizi ve yakınlarınızı yakıtı insanlar ve taşlar olacak bir ateşten koruyun. Ateşin üzerinde Allah'a karşı gelmeyen, kendilerine emredilenleri yapan çetin ve kaba görevli güçler vardır. Ey kafirler! Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bile reddetmiş kimseler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak işlediklerinizin cezasını çekeceksiniz. Ey iman etmiş kimseler! Saf, katışıksız, samimi bir hatadan dönüş ile Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı, ışıklarının önlerinde ve sağlarında koşacağı, Rabbimiz, ışığımızı tamamla, bizi bağışla, çünkü sen her şeye güç yetirensin diyecekleri günde sizin kötülüklerinizi örter ve sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Evet, bu ayetlerde de yani bu üç ayette bu necimde de hem müminlere hem müşriklere hitap edilmekte, onlara ahirete ait bilgiler de verilmekte. Ama şöyle söyleyeyim, birincisi müminlere rahmeti gereği kendinizi, yakınlarınızı, yakıtı insanlar ve taşlar olacak ateşten koruyun. Burada herkesin bir defa en önce yakınlarını ateşten korumaları, cehennemden korumaları istenmekte. Şimdi önce yakınlar kim diyecek olursak, şimdi hatırlayacak olursunuz Şuara suresinin 214'ünde ve en yakın oymağını uyar. Önce ehil, yakın, hane halkı,
eş, evlatlar, akrabalar vesaire. Onun için cehennemden korumanın yolu da ne? Onları küfürden, şirkten, nifaktan korumaktır. Onlara tevhidi, imanı öğretmektir. Bunları öğreten, evet, kendisini ve ailesini de mutlaka şeyde görür. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman hatırlar mısınız? Lokman suresinde Lokman'ın oğlunu eğittiği, hani bir zaman Lokman oğluna öğüt vererek, yavrucuğum Allah'a ortak koşma, hiç şüphesiz ki Allah'a ortak koşmak kesinlikle büyük bir yanlış davranıştır diye başlayıp, yani bir hayli uzun süren tevhid eğitimi, din eğitimi verdiğini, din öğrettiğini, İslam öğrettiğini görüyoruz. Yine Meryem suresinin 41-50. ayetinde yine yalvar yakar İbrahim peygamberin babasına, babacığım, babacığım, babacığım diyerek tevhid eğitimi, onun şirkten kurtulması noktasında onun da mücadele ettiğini görüyoruz. Evet, ehli korumak önce evlatlara, eşe, akrabalara, komşulara vesaire tevhidi öğretmek, onların şirkten kurtulmasını sağlamaktır. Şimdi bir diğer nokta, burada onu da hani belirtelim şöyle. Burada yakıtı insanlar ve taşlar olan ifadesi. Bu ifade hatırlarsanız Bakara suresinin 24. ayetinde de geçti. Şimdi orada geçerken de orada sonra eğer bunu yapmadıysanız ve asla yapmayacaksınız, öyleyse kafirler, yani Allah'ın, ilahının, Rabbini reddeden kimseler için hazırlanmış yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten korunun diye aynı uyarıda şey yaptım. Burada değişik yerlerde dine böyle hani müşriklerin taptığı şeyler vardır. Taştan, ağaçtan vesaire falan filan şey yapacak olursak. Şimdi burada da ifadelerde şöyle anlatalım. Cehennemin yakıtı taşlar ve insanlar denince, taşlar şimdi hani özellikle taş kömürü cinsinden şeyler, ısısı çok olduğundan bunlar tabii tehdide yönelik şeylerdir. Onların yakacağını, bir de şerikler yani putlar diyelim, onlar da hem yanacaklar hem yakılacaklar. Yani şerikler hem yanacak hem de kendileri yakacak. Başkalarını da yanıp onların da ateşten kavrulmasına sebep olacak. Evet. İşte bu noktalarda, bu ayetlerde uyarılar devam ettikten sonra bir başka noktaya geldi. Müminler için, kafirler tabii tehdit edildi, o ayrı. Evet. Bir de bu cehennemin üzerinde hani isyan etmeyen, Allah'a karşı gelmeyen, kendilerini emredilenleri yapan çetin ve kaba melekler vardır diyor. Hani biz bunu ne dedik? Hani Türkçe'de hani zebani olarak tabir edilir bu. Türkçe'ye öyle geçti. Orada hani öyle görevliler var. Onları cezalandırmaya yardım ederler. Evet. Şimdi neticede özür dilemen diyor kafirlere. Özür dileyecek şeyler hep geçti. Artık yaptıklarınızın, işlediklerinizin karşılığını alacaksınız, cezasını çekeceksiniz. Mazeret yok. Mazeretinde olmadığına dair zaten şimdiye kadar hani Mekki surelerde iman yerleştirmek için gelen eğitici ayetlerden Rum 57'de, Yunus 52'de, Ankebut 55'te de mazeretin olmadığı, olmayacağını da bildiren ifadeler vardı. Bir de burada 8. ayette ey iman etmiş kimseler, tevbeten nasuha diye geçer. Nasuh sözcüğü. Nasuh sözcüğü saf, katışıksız, samimi bir tevbe ile tevbe edin diyor. Yani tutup da lafıla tevbe ya Rabbi demek, tevbe etmek değildir yani. Bilinçlenerek, kararlılıkla, kusurları terk edip Allah'a itaata yönelmedir tevbe. İnsanın hayatında devrim yapmasıdır. Bu da buradaki ifadeyle nasuh bir tevbe. Samimi, evet,
katışıksız ve saf, ciddi. Evet, böyle bir tevbe istiyor. Cenab-ı Hak böylece insanlara yolları gösteriyor. 9. ayete geldik. 9. ayetin başlı başına bir necim olduğunu hani ifade ettiydik. Ey peygamber! Kafirlere, yani Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimselere ve münafıklara karşı gayretli ol. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yerde cehennemdir ve o ne kötü dönüş yeridir. Evet. Bu ayette şimdi hani bu Necim'de cihattan bahsediliyor. Cihattan. Şimdi daha önce biliyorsunuz savaş ayetleri vardı. Geçmişti savaşma. Buradaki cihatın savaşla alakası yok. Cihat savaş demek değil. Savaş ölme ve öldürme içerir. Cihatta ölme ve öldürme yoktur. Cihat var gücüyle gayret etmek demektir. Cihadın büyüğünü de hani Furkan suresinin 52. ayetinde sen Furkan ile büyük cihadı yap diyordu Cenab-ı Hak. Cihat ilimle, irfanla, bilgiyle yapılan bir şeydir. Burada da Cenab-ı Hak kafirlere, reddeden kimselere, münafıklara karşı gayretli ol. Elinden geldiği kadar dini, imanı, tevhidi onlara anlatmaya çalış. Var gücünle, bakın var gücünle buna gayret et. İlim, irfan, bu konuda para harcayabilirsin, vakit harcayabilirsin ve bilgini kullanabilirsin. Bu şekilde yapacaksın. Onlara karşı sert davran. Ha, yeri gelip şey yapacak olursa, yani küfürde inat edecek olurlarsa sert davran. Ne? İşin sonunu, savaşa gidebileceğini de bildir onlara. Evet. Eğer öyle karşı koyup ve şey yapacak olurlarsa, evet, işin kötüye varacağını, işin savaşa bile gidebileceğini de ihtar et onlara diyor Cenab-ı Hak. Evet, şimdi burada tekrar edelim, cihat Allah tarafından kullarına verilmiş olan bedeni, malı, zihni, kuvvetleri Allah yolunda kullanmak, yani Kur'an'ı anlama, anlatma, yaşama ve tanıtıp yayma için kuvvet harcama demektir. Cihat zaten, bunu da daha önce bir bağımsız şeyde herhalde kavram olarak da açıkladık. Yani yükü yüklenmiş bir katırın yokuşta olsa o yükü taşıması demektir. Oradan gelir bu cihat sözcüğü. Evet, buradaki şeyde onlara güzel sözlerle, öğütlerle olmadı, tehdidi göstereceksin. Hani ne vardır? Öğüttür, öğütten sonrası kötektir tarzında şey var ya, tektirdir. Burada köteğe değil de tektiri, onu şey yapalım. Önce öğüt, öğüt almayanları tektir et diyor. Onlara karşı sert davran. Evet. Şimdi geldik 10 ile 12. ayetlere. Bu da ayrı bir necim, surenin ayrı bir necim. Allah kafirlere, yani kendisinin ilahlığını ve Rabbini reddeden kimselere Nuh'un kadını ile Lut'un kadınını örnek verdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kulun aşağılık karılarıydılar. Sonra da onlara hainlik ettiler. İkisinin kocası da peygamber olmalarına rağmen Allah'tan hiçbir şeyi onlardan savamadı ve girenlerle birlikte siz ikiniz de ateşe girin denildi. Allah İnanan kimselere de Firavun'un kadınını örnek gösterdi. Hani o, Rabbim bana nezdinde cennetin içinde bir ev yap, beni Firavun'dan ve onun işinden kurtar ve beni bu şirk koşarak kendi zararlarına iş yapanlar toplumundan kurtar demişti. Ve Allah ırzını bir kale gibi koruyan İmran kızı Meryem'i de örnek olarak verdi. İşte biz onu vahyimizle az da olsa bilgilendirdik. O da Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayıp uyguladı ve sürekli saygıda duranlardan oldu. Burada gördüğünüz gibi
iki tane peygamber eşi örneklendi ve kötü insanlardı. Onların hepsi düşmanlarıyla birlik olmuştu. Hani burada peygamberin eşlerinden de iki tanesi peygamberin sırlarını ifşa etmişti ya, akıllara gelebilir peygamber eşi böyle yapar mı? Yo, daha önce Nuh'un, Lut'un karşısında hainlik yaptılar. O Cenab-ı Hak vekânet minel gâbirin diyordu onlar için. Onlar gözü arkada olanlar, kafirlerle işbirliği yapanlardan idi. Hanenin içinde olmalarına rağmen öyleydi. Ama ikisinin kocası da peygamber olmalarına rağmen onları Allah'tan hiçbir şeyi onlardan savamadı. Allah'ın cezalandırmasına engel olamadı. Evet, burada ne deniyor aslında? İslam dininde hasep, nesep, yakınlık, şu bu falan hiç böyle bir şey yok. Herkes bireysel kendi cezasını kendisi çekecek. Kendi suçunun cezasını kendisi çekecek. Kendi yaptıklarının ödülünü de kendisi alacak. Yani Lut'un karısıyla Nuh'un karısının peygamber karıları olmaları onu cehennemden kurtarmadı. Evet, daha ne var? Şimdi şöyle diyeyim. Hud suresinde de yine bu şey yapacak olursak, biraz daha örneklemeye gidecek olursak, Hud suresinde de yine Nuh'un oğlunun da kafir olduğunu, yani peygamberliğinin ona fayda etmediğini de görüyoruz. Bir daha örnek. Bunu da herkes biliyorsunuz, yani Kur'an'ımızda çok geçti. İbrahim peygamberin babası. İbrahim peygamberin babası da müşrikti. İbrahim'in peygamberliği babasının hiç de işine yaramadı. Onu cehennemden kurtarmadı. Evet. Burada bu şeyden, İslam dininde hasebin, nesebin yerisiz olduğunu ifade ettikten sonra, ha, bu arada şunu söyleyeyim. Toplumumuzda belirli bir grubun biz peygamber soyundan geliyoruz gibi ifadeleri, biz cehenneme girmeyiz, biz seçkin insanlarız gibi ayrıcalıklı ifadeleri çok tehlikelidir. Dinde yeri olmayan, Kur'an'da yeri olmayan, onlar Yahudilerin dedikleri şeylerdi. Onu inceleriz. Allah onu daha önce de reddetti. Yahudiler biz Allah'ın oğullarıyız dedi, çocuklarıyız dedi, yakınlarıyız dedi, ahbaplarıyız dediler vesaire. Allah onları hep tehdit etti, biliyorsunuz. Evet, diğer bir noktada Cenab-ı Hak, bak ilk iki peygamberin eşlerinin kafirliğinden, müşrikliğinden bahsetti ama bir de onu belirtelim. Firavun'un eşi olup ama mümin olan, mümine olan bir kadını da örnek veriyor. O da nikah olarak, sözleşme olarak Firavun'un, müşrikin eşi olmasına rağmen o da imanlıydı. Yani orada da ne diyeceğiz? Bataklıkta da gül bitiyor o. Rabbim bana nezdinde cennetin içinde bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun işinden kurtar. Ve beni şu şirk koşarak yanlış, kendi zararına iş yapanlar toplumundan kurtar demişti. Evet, bir de bu var. Şimdi bunu da, şimdi Mü'min suresinde, hatta Mü'min suresine ismini veren şeyinde bu olduğu kanaatını taşıyoruz. Hatta hani Musa cinayet işlediği zaman Musa'nın oradan uzaklaşmasını isteyen ve Firavun avaneleriyle toplaşıp da Musa'yı öldürelim diye toplandıkları zaman ortaya çıkıp da o uyarıları yapan, hani Mü'min suresinde uzun uzun anlatılır, onu yapanın da bu kadın olduğunu tahmin ediyorum. Evet, bir başka örnek. Ve tüm insanlara evli olmadığı halde, bunlar evli, birisi müşrikle evli, iki kadın da peygamber eşi, peygamberle evli. Ama hain. Bunların dışında bir de bağımsız örnek verdi. O da ırzını bir kale gibi koruyan, hısın sözcüğüyle geçer burada, hısın ırzını, namusunu kaleleştirmiş olan İmran kızı Meryem'i de örnek verdi. Ve onu da biz onu vahyimizle destekledik diyor, bilgilendirdik. O vahiylerle hareket etti. Şimdi Zekeriya peygamber Allah'tan kendisine gelen vahiyleri hepsini ona götürdü.
Hatta hamile kalma esnasında bile vahiyler gitti ona, oradan bilgilendi. İsa'nın büyütülmesi noktasında şey oldu. Sonradan da kendisi İslam dinini yaşamasında da o vahiyleri hareket ederek hareket etti. O Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayıp uyguladı ve sürekli saygıda duranlardan oldu. Evet, Meryem Valide de işte hayatını bu şekilde şey yapıyor. Allah bu tip insanları da topluma, bizlere, insanlığa, bugüne, yarına örnek olarak veriyor. Ve böylece Allah'ın izniyle Tahrim suresini de bitirmiş olduk. Bundan sonra da inşallah Tevabün suresiyle buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.